Bilindiği gibi günümüzde en fazla yapılan ameliyatlar arasında bademcik ve geniz eti bulunmaktadır. Çocukluk çağının da en fazla ameliyatlarını oluşturmaktadır. Buradaki nedenler arasında uyku apnesi dediğimiz çocuğun gece uyku esnasında solunumunun durması veya horlamayla birlikte giden solunumun rahat olmaması gibi durumlar söz konusudur. Onun dışında da geçirilen kronik enfeksiyonlar bademcik ve geniz eti operasyonları için esas teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra bir takım diğer endikasyonları olsa da en fazla ameliyat nedenleri bu iki neden üzerinde yoğunlaşmaktadır. Burada görmüş olduğumuz normal bir çocuğun normal bir geniz eti, daha pembe renkle görülen. İşte bu geniz eti nazal pasajı tıkamadığı için burundan havanın rahatlıkla geçmesini sağlıyor. Ancak geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle buradaki geniz eti büyüyecek olursa, o zaman havanın buradan geçişini engellediği için uyku apnesine veya nazone konuşma dediğimiz, buruna vererek konuşmalar, çocuklarda solunum bozukluklarına, gece terlemelerine, yatakta dönmelere, alt ıslatmalara neden olabilir. Bunun benzeri şekilde bademciğin de normalden daha fazla büyüyerek solunum yolunu tıkaması, geniz etiyle beraber veya tek başına yine uyku apnesinin önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı biz çocuklara operasyonlar yapmaktayız. Burada da gördüğümüz bademcikler, işte plika dediğimiz iki tane ön ve arkadan onu saran dokunun içinde. Biz bunu sıfır olarak değerlendiriyoruz. Biraz daha büyüyünce bir, biraz daha büyüyünce iki, artık bademcikler iyice orta hatta yaklaşmış üç, orta hatta neredeyse birbirine dokunuyorlarsa da sınıflamada dört olarak değerlendiriyoruz. Bunun sonucu olarak da mesela burada T4 gibi kocaman bademcikler, çocuğun bırakın solunumunu aynı zamanda beslenmesini de bozacak kadar buradan içeriye gıdayı itelemeye bile çocuğun zorlandığı bir tabloyu oluşturmaktadır. Peki biz bu tür durumlardaki çocuklar için ne yapıyoruz? Kullandığımız değişik enstrümanlar var. Her hekim kendi alışık olduğu enstrümanı tercih ediyor. Cold knife dediğimiz sistemden tutun da bir sürü piyasada değişik cihazlar mevcut. Biz en son teknolojik olarak da koblasyon dediğimiz, koblatör dediğimiz bir cihaz yardımıyla bu operasyonları yapmaya başladık. Diğerlerinden farkı ne? Bir kere endoskopik görüntü altında çocuğu ameliyat etmekteyiz ve bunun sonucu olarak da yaptığımız sahanın nerede olduğunu, buradan burun içinden endoskopla geniz etini görüyoruz. Ağız içinden de bu aleti kullanarak geniz etinin alınmasını sağlıyoruz. Böylelikle geniz etinin tamamını görerek yaptığımız bir operasyon, diğerlerinden farklı olarak. Herhangi bir kanama olduğunda cihazın özelliğinden dolayı kanama durdurucu modu kullanarak direkt kanamayı durdurabiliyorsunuz. Geniz etinin tamamını almak zaten hiçbir zaman mümkün değil. Yeteri miktarda aldığınızı düşündüğünüz zaman onu bırakıyorsunuz. Bademciklere geçiyorsunuz. Bademciklerde de çocuklarda endikasyonunuza göre küçültme yapabilirsiniz veya tamamını alabilirsiniz. Yine bu cihaz yardımıyla sulu bir ortamda çalışıldığı için yanık dokusu çok az miktarda olmakta. Bu da ameliyat sonrasında çocuğun ağrı şiddetine önemli bir katkıda bulunmakta. Yani ağrının daha az olmasını sağlamakta. Bu da bizim için ameliyattan sonra çocuğun beslenmesi açısından, genel durumu, sıvı alması açısından oldukça önemli bir konu.